Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte S-Link'in yeni piyasaya sürdüğü bir IP kamerayı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz artık IP kamera hemen hemen her ev için vazgeçilmez bir cihaz haline geldi. Neden? Çünkü kullanım alanı çok geniş arkadaşlar. Kapınızın önüne koyabiliyorsunuz, herhangi bir odanıza koyabiliyorsunuz, evinizin hemen girişine yerleştirebiliyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz? Yaygın olarak çocuk odalarına yerleştiriyorlar. Özellikle de bebekleri olan ebeveynler bu tarz kameraları çocuk odasına yerleştirerek çocuklarının hareketlerini, ne bileyim ağladığında yanına gitmeyi vesaire bu kamerayla çözmüş oluyor. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bu arada arkadaşlar kutu üzerinde öyle model kodu falan yazmıyor. Smart Wi-Fi kamera yazıyor ama bu modelin kodu SL PTZ01. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Peki bu kameranın bizlere ne gibi özellikler sunduğuna gelelim şimdi. Gördüğünüz gibi kutu içeriği zaten son derece sade. Burada kameramız çıkıyor. Şurada güç adaptörümüz var. Burada da şurada dübeller, vidalar vesaire var duvara asmanız için arkadaşlar. Burada da yine kamerayı duvara sabitlemeniz için gerekli olan aparatlar mevcut. Zaten gördüğünüz gibi kamera duvar tipi bir kamera olarak gözüküyor. Yani şuralardan direkt olarak kamerayı hemen duvara monte edip şu şekilde kullanabiliyorsunuz ya da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani burada tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Kutu üstüne baktığımızda genel itibariyle şu şekilde kullanılmış ama siz hani bu şekilde de kullandığınızda çok bir şey fark etmiyor. Bunu size belirtelim. Peki bu kamerayı nasıl kullanacaksınız? Nasıl yükleyeceksiniz? Telefonunuzdan nasıl hareket ettirebileceksiniz? Nasıl remote ettirebileceksiniz? Bunları şimdi size anlatacağız. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Bu kamera Wi-Fi bir kamera. Yani internet üzerinden bu kameraya uzaktan bağlanmanız mümkün. Kablo kullanmanıza gerek yok. Wi-Fi özelliği olduğu için evinizdeki Wi-Fi ya da iş yerinizdeki Wi-Fi ağına bu cihazı bağlayabilirsiniz ve internet üzerinden nerede olursanız olun bu kameradan görüntü alabilirsiniz. Şurada bir jack girişi de mevcut. Dilerseniz internet yerine buradan Ethernet kablosuyla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yine aynı şekilde internet bağlayabilirsiniz. Ama tabii Wi-Fi kullanmak çok daha mantıklı ve pratik olacaktır. Hemen kameramızın üst kısmında bir micro SD kart yuvası bulunuyor ki artık hani bu tarz kameralarda micro SD kart yuvası görmeye alıştık. Bu arkadaşlar 128 GB'a kadar micro SD kart destekliyor. Yani 128 GB'dan daha yüksek bir kart koymak isterseniz cihaz tanımıyor. Bunu sizlere söylemiş olalım. Burada şöyle bir durum söz konusu tabii. 128'lik kartı koyduğumda ya acaba kaç gün dolar, kaç günde biter gibi düşünceleriniz olabilir. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Sürekli kayıt yapmıyor arkadaşlar. Bunda bir hareket sensörü var. Tabii ki bunu program ve uygulama üzerinden kendiniz düzenleyebiliyorsunuz ama hareket sensörü mevcut. Hareket olduktan, ilk hareketi görüyor mesela. O hareket olduktan sonra hareket bitene kadar kayıtta kalıyor. Yani örneğin şöyle düşünün. Bunu kapınızın önüne koydunuz. Asansör açıldı. Dairenizin bulunduğu koridora biri girdi. Asansörün kapısının açılmasıyla birlikte bu cihaz arkadaşlar kayda başlıyor. Ve o kişi alandan ayrılana kadar, yani alandaki hareketlilik bitene kadar kayıtta kalıyor ve bunu micro SD karda aktarıyor. Dolayısıyla siz sonradan bu kaydı izleyebiliyorsunuz. Ayrıca şu da mevcut, hareket anında size bir bildirim geliyor. Anlık olarak da ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Kamerada hareketi vesaireyi izleyebiliyorsunuz. Yani görüntüyü direkt olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Micro SD kart kullanmak istemiyorum derseniz bulut sistemi de mevcut. Tabii ki bu belli bir ücret karşılığında arkadaşlar. Size çeşitli opsiyonlar sunuluyor. Bu opsiyonlardan herhangi birini seçerek ne yapabiliyorsunuz? Görüntülerinizi buluta kaydedebiliyorsunuz. Fakat burada sonsuza kadar saklanmıyor arkadaşlar. Belli periyotlarda dediğim gibi atıyorum bir haftalık plan var, 3 günlük plan var, 15 günlük plan var. Bunlardan hangisini seçerseniz bu kayıtlar o kadar süre boyunca saklanmış oluyor. Gerçekten güzel bir sistem. Kamerada arkadaşlar sizin de görebileceğiniz üzere gece görüşü mevcut zaten. Yani gece görüşü direkt olarak ışık yanmasa bile karanlık bir ortamı sizin net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Az önce de söylediğim gibi örneğin çocuğunuzun odasına koydunuz ve gece hani çocuğunuza bakmak istediniz. Yerinizden yatağınızdan kalkmaya üşendiniz. Direkt olarak kamerayı çalıştırıp oda karanlık olsa da çocuğunuzu net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Gece görüşünü de yine son derece verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar size. Ses de alıyor. Bu da çok önemli.
Bu sayede kamerayı koyduğunuz yerdeki sesleri de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Ses aldığı gibi ses de veriyor. Yani akıllı telefonunuzu indirdiğiniz uygulama sayesinde konuştuğunuzda sizin konuşmalarınız direkt olarak bu kameradan dışarı veriliyor. Yani burada çift yönlü bir ses alışverişinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu kamerayı kapınızın önüne koymak istiyorsanız ya da ne bileyim apartmanınızın dışına kurmak istiyorsanız şöyle bir özelliği var. Su geçirmiyor arkadaşlar. IP65 sertifikasına sahip, yani öyle yağmurdan vesaire etkilenmiyor. Hafif tozdan da etkilenmiyor. Bu açıdan kameranın son derece dış koşullar içinde uygun olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Böyle hibrit olarak kullanmak için, yani hem evimin içinde kullanabileceğim hem evimin önüne takabileceğim, apartmanın önüne takabileceğim bir kameram olsun istiyorsanız S-Link'in bu modeli gerçekten uygun bir kamera diyebiliriz ki fiyatı da yani paritesindeki diğer cihazlara göre bir hayli uygun. Halihazırda bu kameranın fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 900 lira. Tabi bu siteden siteye değişiyor ama hani 3 aşağı 5 yukarı ortalama fiyatın 900 Türk lirası olduğunu söyleyebiliriz. Diğer IP kameralara göre görüntüsü çok daha net. Hani biliyorsunuz küçük IP kameralar da var 300-500 liraya satılan. Kesinlikle onlarla karıştırmayın arkadaşlar. Onlardan çok daha üstün bir cihaz bu. Ayrıca hareket kabiliyeti de daha fazla. Yani yukarı aşağı döndüğü gibi sağa sola da dönebiliyor. Yani burada hareket kabiliyetinin de daha fazla olduğunu sizlere söyleyebilirim. Dediğim gibi bir de hani dış etkenlerden çok fazla etkilenmiyor. Yağmurdu, kardı vesaireydi. Dışarıda da yani evin dışına da rahat bir şekilde bu kamerayı kurabiliyorsunuz. Peki bu kamerayı telefonunuza nasıl kuracaksınız? Ondan da kısaca bir değinelim. Kamerayı ilk aldığınızda arkadaşlar kutunun üzerinde zaten Google Play ve App Store ibarelerini görüyorsunuz burada. Yapmanız gereken tek şey şuradaki kare kodu okutmak arkadaşlar. Kare kodu okutarak uygulamayı rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Hadi ben ya kare kodu okutamadım derseniz de S-Link Smart Home'u direkt olarak S-Link Smart Home yazarak Google Play'e ya da App Store'a indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra zaten cihaz ekle dediğinizde kameranın fişini de taktıktan sonra basit bir şekilde kameranızı Wi-Fi ağınıza ekliyorsunuz. Ardından da nerede olursanız olun bu kameraya hızlı bir şekilde bağlanarak ne yapabiliyorsunuz? Bütün görüntülere erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu kamera hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlere yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.